Selam. Yeni bir videoyla sizinleyiz. Acaba bugün ne yapıyoruz? İbrahim'le şimdi biz aldığımız şeyleri ekeceğiz. İlk önce eski soğanlarımız, bunların ikisi kış soğanlıklarımızdı. Şimdi İbrahim sağ olsun hepsini temizliyor. Şu iki tane yaraydı. Bir bu tarafa, bir diğer tarafa. Bunların ikisini de boşaltacağız. Şimdi ikisine, birine domates, birine yeşil biber, bir tanesine çilek, diğerine de bakacağım. Şu çünkü çiçek, belki onu sökmeyebilirim. Bir bakalım. Hadi gidip şimdi şeylerimizi alalım. Ben sana ne getireceğim canım? Kolay gelsin bu arada. Sağ ol. Biber, domates ne koyacaksan ne koyacaksan. Evet, koyacağım. Üstlerini mi gübreli, şu gübreli şeyden koyarız? Aynen. Topraktan. Hı-hı. Tamam. En azından en üstünde kalmış olur, değil mi? Hı-hı. Ama eğer o çok sol toprak, ondan biraz alalım ki. Bence çok mu? Çünkü dibi bayağı şey. Varsa bir tane kap getir. Var. Boşaltalım. Bir de vegombilimizi en köşeye koyacağız. Tamam. Şuraya, dışarıya. Tamam. Ya da ortaya. Sen varsa bir tane getir, böyle şey. Tamam, yapayım. Hemen getireyim bir tane. Şunları da mutfağımıza götürelim. Evet, şimdi ben İbrahim'e yeni toprağı getirdim. Bir tane daha kap getirdim. Ona da diğer toprağı koyuyor. Ben buradan aldıklarımı göstermek istiyorum. İki tane çilek aldım. Bir tane bu bize zahter. Bizim zahterimiz yani. Dağ kekiği. Bir tane aldım. Çok severek aldım. Çok güzel kokuyor. Onu ama mutfağa koyacağım. Mutfağın penceresine. Üç tane domates. Ve üç tane de biber. Şimdi İbrahim birincisini temizledi. İkincisi kaldı. Her yeri dağıtmış olabilir ama olsun, hiç olmaz. Toprakla oynamak iyidir. Şu da Hatice'nin oyuncağı. Neden orada bilmiyorum. Perdenin altında görmemişiz. Bayağı toprağı temizlemişsin canım. Eline sağlık. Şimdi buraları temizleyeceğiz arkadaşlar. Oraları iyice sileceğiz, süpüreceğiz ve bunları burada yapıp o şekilde dışarıya koyup ıslayacağız. İbrahim neden böyle yapıyor? Kazıyor, altını temizliyor. Bütün içindeki böyle çürümüş kökleri falan alıyor. Hem birazcık azaltacağız. Çünkü üstüne de gübreli toprak aldım ben. Bilerek açık toprak aldım. Gübreli toprak koyacağız. Bu arada benim toprağım kırmızı. Çünkü biz bir yerden almıştık kırmızı toprak. Geçen senenin toprağı. Hem karıştırmış oluruz, gübreli olur, hem faydalı olur diye düşünüyoruz. Değil mi? İkinci kere şöyle az bir şey gübreli atayım altına. Tamam. Şimdi direkt şunu böyle bununla çıkartadan toprağıyla çıkar mı acaba diye düşünüyorum. Çıkmaz değil mi? O zaman sen çıkart canım. Makas getireyim mi? Kesiliyor mu? Sen makas getirsen mi? Hani öyle cumburluk çıkart istersen. Böyle ortala. Ortalı mı? Toprak zaten bir tarafta. Şöyle yapacağız. Ya fideyi koyduğumuz yer tam topraklı olsun. İyice toprağı oraya şey yap. Ona. Şöyle zaten öbür topraktan da üstüne ekleyeceğiz ya bunu. Yok biliyorum da şey yani hani orası böyle hafif dağlandır yani küçük. Tamam, dağlandıracağız zaten. Tamam. Bu tamam, bismillah. Haydi bismillah, bir tanesini koyduk. Şimdi ikincisini şöyle koyalım. Hafif bir böyle toprak koyayım. Al. Oraya koy. Atalım beslensin. Aynen. Çünkü zaten bu da gübre topraktır. Bu arada arkada vegan bilim var. Onu da yine aldım. Onu da köşeye koyacağım şuraya arkaya. Güneşin hazır. Bir tanesi arkada oldu, bir tanesi yok. Direkt yaptım aynı. Hani şey büyüsün. Bu tam ortada mesela ne yapacak? Rahat yapacak ama bu mesela rahat yapamayacak. Dengelensin hepsi. Bir tanesini buraya yapacağım mesela. Hmm. Anladım. Okey. Bunlar zaten sıkıştı. Bence yine de ona kırmızı toprak koy derim ben. Buna mı? Yok. Bence gerek yok. Çünkü gerek yok bence. İyi. Sadece şuraya biraz koyabilirim. O da oradan buralara taşıdığım için. Anladın? Anladım. Altının gübreli.
Şöyle. Bir tane kaldı biberden. Charleston biber. Kim Charleston? Kim ünlü biber acaba? Ünlü bir biber. Charleston. Anladın? Anladım canım. Yani bu tarafa da taşıdığım için eksik kalıyor. O yüzden buradan tamamlayacağım. Tamam. Vallahi şu iki uzundan kış boyunca o kadar güzel yeşil biber, yeşil biber diyorum ya, biber ekiyoruz ya. Yeşil soğan, taze soğan yedik. O kadar güzel oldu ki salatalarda. Şimdi hepsini temizledik ve ben bir iki tane mutfak penceresine koyacağım. Tabii yazın da güzel oluyor. Şimdi İbrahim'in yaptığı gibi. Zaten her tarafına yapmıyorum biberi, sadece diplerini. Tamamen diplerini doldur ki bari yine de. Şöyle işte. Hı hı. Her birine 3'er kaşık koy. Zaten görürsün işte. 3-5 ayırmıyoruz. Sulayınca çökecek ya zaten. İşte onu o yüzden dedim. Sulayınca hafif çökecek ya. Sen orayı doldur yine. Ya şunları diktikten sonra buranın pisliği ya da buranın kirlenmiş olması benim için hiç önemli değil. Hemen toplarım. Neyi koydun canım? Gübre mi var? Dıt. Var abi. Oh, bir tanesi işte. İkincisi. Ne ikincisi? İkincisi domatesler. Yalnız 3 tane mi domates var? 3 tane domates. 3 tane domates buna çok şey geldi. Değil ama geçen sene de 3 tane koyduk rahat rahat. Domates. Evet. Hatta 2 tane domates. İkisinin şeyin tamamen 6 tane domates koymuştuk. Şu 2 tanesine biber koymuştuk. Üst kısımdaki. Şu diğer 2 tanesine. Soğan saçak bir toprağı başka bir yerde de yerlendiririz. Kolay güzel koktu ki şu an elime. Çileği aldım. Yıkadın mı? Yo, 2 gündür yani domatesle çileği erken almıştım ya. Şu tepsiye su doldurdum. Onlar onu iyice çekti. Hani kuru kalmasınlar diye ama biberleri yeni aldım. Onlar kuruydu. Hani şey yapmasınlar diye. Hani toprağı az. En azından susuz kalmasın dedim. Islak böyle bayağı doldurdum tepsiyi. İyice çekmişler sabaha kadar. Bayağı sulu çünkü de. Sen mi suladın yani? O yüzden domatesi. Biberi yok. Biberi sen hiç sulamadın mı? Neyi? Ama domatesi. Domatesi yani suladım derken işte içine su doldurdum iyice şeyin. Tepsinin içine bıraktım. Bayağı sulu çürür öyle. O kadar su konmaz. Tamam canım. Bakın ıslak kalsın diye yani şunlar. Yani sonuçta toprağı çok az. Dedim birazcık sulu kalsın. Alana kadar. Şöyle seni yakınlaştırayım diye tarafı yakınlaştırdım. Yeşil şeylerin atma ya, belki onlar da fide değer. Biz neredeyse evimizde 3 senedir bu şekilde şu an 3. ekişimiz böyle. Ufak da olsa ektik yani değil mi? Çok güzel oldu. Bilmiyorum bana hem bize eğip böyle şey geldi. Bizi rahatlatıyor toprak. Hem de bir de İbrahim yapıyor 2 senedir. 2 sene ben yapmıştım. O bana yardım etmişti. 2 senedir o yapıyor sağ olsun. Yoksa ben yapmamaktan değil yani. İbrahim yapmak istiyor. Akşam ezanı okundu. Zaten anca geldik işten. Bir şeyler atıştırdık ve hemen bunlar başladık. Şu biraz şey maalesef. Kendisi. Yani olsun artık. Yanmak büyümüş. Çubukmuş yapacağız. Ne yapacağız? Küçük bir çubuk var. Onu getireyim mi? Olabilir.
Hani çok dik değil çünkü sanki. Küçük bir şey çubuğu varsa, vardı. Getireyim. Ne olur? Ne? Bu İstersen şurada çiçek sepetinin şeyi var. O da olabilir. Şöyle. Dur hemen şey getireyim. Küçük çubuğu getireyim ya da şu çiçek sepetinin şeyini vereyim. Bakalım hangisi olursa. Şimdi şu İbrahim'in şu anki temizlediğinde iki tane sardunya vardı. Onları çıkarttım. Onları şu diğerine, küçük olanına ekeceğim. Onu temizleyip. Şimdi İbrahim onu temizledikten sonra şu iki tane çileğimizi, iki tane minik çilek aldım. Onları şöyle yere koyayım. Çok daha güzelmiş. Hangisi? O mu? Bu çilekler de maşallah. Güzel. Bir de küçük aldım biliyor musun? Bu küçük olmasına rağmen. Büyük olanlar 10 TL'ydi. Bunlar 5 TL. Büyük olanlar da bayağı büyük. Böyle iri iri. Önemli olan küçük büyük mü? Evet. Büyük aldığın zaman ne anladın ama işte. Şey hayır. O şeyi de cinsi de iriymiş. Hmm. Hmm, farklı bir cinsi vardı onun. Şimdi iki başka. Şimdi birini şöyle birini şöyle ekeceğim o zaman. Evet. Birine en sağ. Aynen. Aynen. Şöyle direkt delik yaptı zaten İbrahim. Delik yaptım o delik büyüteceğim de. Çok karanlık oldu artık ışığı yaktık. Oh. İstesem böyle sökülmez. Sen onları da mı suya koydun? Çilekler de sudaydı evet. Sadece biberler değildi. Onlar daha bugün geldi zaten. Hı hı. Yani onları da bugün aldığım için zaten doğru. Aynen. Çilek böyle daha bir şey yani biberlerle şeye böyle dağımsı bir şey yaptık ya canım. Evet. Çilek daha çok istiyor. Aynen, yüksekte yüksekte kalsın iyice. Ama hı. Çok şey yapmayacağım toprağa. Tamam. Çok sıkıştırmayacağım. Evet evet basmayacaksın. Mesela bu böyle dik güzel durdu. Tamam. Mesela. Şimdi diğerini de ek sonra kenar şeyine dediğin gibi gübreyi şey yaparız diplerine. Yukarıdan şey yapayım. Aşağıda birileri toplanmış. Düğün mü var acaba? Hı? Biz şimdi pencerenin önünü temizleyeceğiz. Şöyle bir aramız var. Çok seviyorum ben bu arayı. Pencereyi. Oraya koyuyoruz. Ne yapalım? Sen biraz bana doğru döner misin? Hani oradan şey yapamıyorum da. Bana doğru dön. Nasıl döneceğim? Heh, önüne çek şöyle. Heh. Vallahi herkesin hayali olduğu gibi benim de bahçeli bir evin hayalini isterim yani toprakla oynamayı, toprakla bir şeyler yapmayı. İstediğim gibi de evimde küçük de olsa yapmaya çalışıyorum. Bayağı kirlendi ama olsun temizleyeceğiz şimdi hepsini. Her yeri ilk önce şu balkonun yani şeyin camın kenarını normal makineyle. Normal silmek lazım. Şimdi buna çok su açmıyorsun. Bugün evet. Su dökmüyorsun. Tamam. Tamam. Bugün okay. Su dökme. Alışsın yarın dökeceğiz çünkü ıslak. Tamam. Domates. Bence domatese de öyle yapalım. Domatese biraz dökebilirsin. Ama biber kuru dökelim. Bibere dökeceğiz. Sana şey biberin şeyi çok az gibi geldi bana toprağa. Değil domatesinki değil. Çok. Değil, değil. Biber, domates uzun çünkü. Biberin değil değil. Biber büyüdükçe biraz ekeleyebiliriz kenarına. Şu an değil. Çünkü daha tutunacak o. Tamam. Şimdi
Bunu da şöyle kenara alalım. Şu sardunyalarını... Şu ne? Ot galiba bu. Bakayım bir. Ot gibi duruyor. Bilmiyorum ot gibi duruyor ama. Bak. Çıkart bakalım. Kökü nasıl? Ot bu. Yeni ot taze çıkmış. Tamam. Ne? Şimdi o da çiçek. Nasıl çiçek oğlum? Onu kaldır bir bak, içinde şey var, böyle soğanımsı bir şey olacak onun. Ya bu kadar ya. Bak. Bakayım. Hı. Tamam, dibinde kaldı şeyi, soğanı. Bak bunun çiçekleri var. Sen bu nergis gibi bir çiçek. Şimdi onu iyice... Bir dakika. Soğanı çıktı değil mi? Bilmiyorum. Soğan değil ya. Yo, öyle bir şey çıkmadı. Sadece şey, toprak sertleşmiş artık da. Tamam, sen orayı iyice kazı. Öbür tarafı hiç ellemiyor. Öbür tarafı şimdi elleme. Ben oradaki şeyin tohumlarını alacağım çünkü. Şimdilik sadece onu kazı ve sardunyalarımı oraya koyayım. Bunlar çok küçüklerdi. Serap ablanın çiçeğinden koptu bunlar. Yan yana mı ekliyorum? Yan yana. Sonra geldim, tam yeni ekiyorum derken şey oldu. Kar yağdı. Kar yağdığında bir anda dondular dışarıda. Yan yana ek, birinin sağ tarafı gibisinden, birinin sol tarafı. Şundan koyalım o zaman sadece. Madem önemli. Yani yeni ekilen şeyleri koyarız diye iyi aldım. Hatta gübreyi ayrı aldım, şeyi ayrı aldım, karıştıracaktım. Abi dedi ki sen karıştıracaksın mı dedi bunları dedi. Evet abi dedim. Ben sana karıştırayım mı dedi. Olur dedim. Hmm. Dedim valla daha da iyi olur. Koydu leğene, iyice yoğurdu. Hmm. Karıştırdı. Dedim valla Allah razı olsun. Çünkü abiden bayağı bir şey aldım. Sonra sardı şeyimi aldım. Vegonia'yı aldım. Sonra gittim tekrardan iş yerindeki abime de aldım. Tamam, tamam, o da tamam. Şimdi çöplerimizi bu şekilde atalım. Evet, şimdi iyice bütün çöplerimizi toplayalım. İlk önce dışarıyı makineye alıp sonra buraya alalım. Zaten çünkü tekrar dışarı ya da burayı alalım. Basmadan bu şeyi de alalım. Çok kötü. Tamam, hemen getiriyorum. Tertemiz oldu canım. Eline sağlık. Şu kenarlar kaldı sadece. Bir de demirler. Onları sileceğiz. Şurada köpüklü suyu var. Hemen sildiği eski benzinleri ben küçük küçük yırttım. Koyduk. Araba var aşağıda. Tertemiz yaptı ya, sağ olsun. Şimdi demirleri de siliyor. Selam. Bütün diktiklerimin hepsi hazır. Ne? Teşekkür ederim canım. Şimdi ne yaptık? Sağa biberi koyuyorsun, sola domatesi koyduk. Bayağı netleşmedi şu an. Çilek ortaya. İki pembeli olan ortaya koyacağız. Vegon birimiz de oraya. Ben şimdi sana vereyim şunu. Şunu şöyle mi koyacağım? Ya şunun güzelliğine bakın kardeş ya. Bunu da? Bunu da ortaya koy şimdi. O birazcık alışsın. Onun şeyi saksısı şöyle değişecek. Bence güzel oldu. Bence çok iyi oldu. Şöyle çevireyim de şurası çevireyim. Şimdi güzel oldu. İhtiyacımız olan ne? Bizim su. Su. Ne için? Şimdi su getireceğim. Ufak tefek sulama atacağım. Evet. Buraları tekrar süpüreceğim de ben şey getirmiştim iş yerinden. Diğer çiçeklerimden. Şunların ikisine şey koyuyorum. Onları yerleştireyim. Hemen şurayı silip süpürelim. Ben sana su getireceğim. Su getir. Burası bitsin. Burayı kapatayım. Tamam. Hadi. Hı. Tamam. Bir şey daha yapmam lazım zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi vegan bir su. Ona dedik.
Çok az dökeceğim ben çünkü sulu var. Sulu değil, ben dökmedim onu hiç. Ama ıslı var. Sulu değil, toprağı kara. Tamam ama şey toprağı yaş hala. Şimdi... Ben görmüyorum ama... Döküyorum. Kitapta çok sulamaman lazım. Tamam. Burada da domates var. Domates az bir şey. Çok değil çünkü domates biraz sulu. Şu an suyu bölüştürüyor. Yok hepsini dökmeyeceğim de. Biliyorum ya, yine de şey oldu, iyi oldu. Bak bunlar suda kaldığı için bayağı dikeldi. Bunlar da öyle. Hadi güzel bir şekilde büyüyün ve sizi hem sevelim hem yiyelim. Evet, burası tamam inşallah. Evet. Teşekkür ederim. Eline sağlık canım. Kapıyorum ben. Hadi şimdi burayı kapatalım. Sevgili komşular bize bakıyorlar. Tabi kapatalım. Elleri temiz mi? Temiz. O zaman hadi çeksin az daha. Tamam. Bunları götürüyorum şimdi bak. Tekrar merhaba. Bir haftadan fazla oldu. Biberlerimizi ektik. Hatta en üstten tekrar yeni yapraklar çıkarttılar. Şöyle karşıda kimse yoksa çiçeğimi göstereyim size. Vegan bilim. Ve diğer tarafta şurada çileklerimiz. Hatta bir tanesi kızarmış köşede ve diğer tarafta domateslerimiz. Benim minnak köşem burası. Ve biz bunları ektik. Hemen çekemedim. Zaten karanlıktı biz bunları çektiğimizde. Burası da benim küçük çiçekliğim. Size şunu göstermek istiyorum. Bu orkidemin bir dalıydı. Her yerinde boğumları, temiz boğumları vardı. Ama ben orkide toprağına ektikten sonra bu bayağı bir hemen soldu yani aniden. Şimdi size geçen çektiğim videodan sonra bunu göstermek istiyorum. Bakın yeni dal çıkarttı. Hatta bu taraftan da çıkartacak gibi duruyor. Bakalım hadi hayırlısı. Ama bu sarardığı için atmak zorundayım. Zorunda kaldım ve çıkarttım zaten. Ben sadece burada bekletiyordum birazcık. İçine bakmak istedim. Bu videoda burada bitirmek istedim. Böyle bitirmek istedim ya da. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Biz arada İbrahim'le böyle kendimiz evimizde bir şeyler yapınca ya da dışarıda kamp yapınca ya da gezdiğimiz yerleri çekince beraber yapıyoruz çoğu şeyi. Ve bu videoda onlardan bir tanesi olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.